Merhaba sevgili dinleyiciler, biz söz söz açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim ben Ataullah Harvas, İsmail Ali Sert var ana kumanda masamızda. sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada her Pazartesi yani haftanın birinci günü beraber olduğumuz kıymetli konumda stüdyoda yanımda canlı yayında birlikte olacağız. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ata. Şimdi biliyorsunuz e, Boğaz'daki yalıların özelliğini e, özel evet. konuşacaktır. Bir de şey var. Eee hayır şey şirketi hayriye var? var. Evet. Evet. 75 vapurla çalışan, evet. E, Boğazdaki yolcu trafiğini evet, düzenleyen Galata e, köprüsü, 10 e, Kapanı köprüsü, Yeni Cami, Sepetçiler Hanı, bir de Karaköy. Evet. Herhalde evet. bunlardan başlayarak evet. Boğazda yürüyüşümüzü evet. sürdüreceğiz ama özellikle yalıların özelliği ama öncesinde bir İstanbul fethini konuşalım. E, tabii. E, yani değil mi yani? Dün, efendim? Evet. Dün bunun yıl dönümüydü. Evet. Nedir o? 569. yıl dönümü. Yani Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan Kostantiniyenin sultan merhum cennet mekan Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilip evet. İstanbul ismini aldığı yeni bir çağın açıldığı bir gün. Evet. Bunun e, ve ilk defa kutlamalarda mesela dün ben e, imkanım olmadı Yeşilköy'e, e, o Atatürk Hava Meydanına <laughs> gidemedim ama e, televizyondan seyrettim. <laughs> evet o kadar kalabalığın toplanması şimdiye kadar ki bu e, kutlamalar 29 Mayıs İstanbul Fethinin kutlamaları. Ee, ilk defa bu kadar böyle hareketli, sadece orada değil, e, Ayasofya'da ve diğer yerlerde, Tabii. Anadolu'da da birçok yerlerde çok coşkulu bir şekilde kutlandı. İstanbul'un İstanbul Fethi Fethi kutlandı, kutlandı. Evet, evet. Yani bu çok önemli bir konu. Evet. Şimdi bunu böyle e, e, şey yapınca, e, seyredince ya bu kutlamalar daha önce nasılydı diye. Ee, ...şöyle bir kısa bir araştırma yaptım. Ben hiç hatırlamıyorum Şimdi, ya. E, en son atave... ...Birinci Dünya Harbi başlangıcında... ...bir kutlamalar olmuş. Ama o zaman da ilk kutlamalar... ...şöyleymiş. Bakın e, Ayasofya'da... E, açıldığı... ...o cuma günü... ...Ayasofya'da cuma namazı kılınıp... Hmm. ...oradan... ...efendim... E, ...Fatih Camisi'ne topluca gidiliyor ve e, Fatih Camisi'nde... Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde yani tabii Osmanlı'nın son döneminde, ha, son, döneminde son döneminde böyle bir kutlamalar tamam. olmuş. Yani daha çok böyle Ayasofya'da başlamış, hmm. böyle gitmiş. Daha sonra bu yani Birinci Dünya Harbi sonuna kadar e, devam etmiş. Evet. Bu bu şekilde. Fakat daha sonra e, değişik şekillerde bir kutlamalar olmuş ama en önemlisi şu Ata Evet. ...500. yıl bölümü var... ...1953 yılında... ...1453... ...1953... ...tam 500. yıl... ...o dönemde Demokrat Parti'de... ...iktidara ilk defa demokrasiye... ...Türkiye'ye geçmiş... ...halkın oyuyla iktidara gelmiş... ...çok partili, hayata, gelmiş, geçiyor, çok partili he. hayata geçmiş... ...ve bunu da böyle... ...kutlamak için... O zamanki merhum Menderes e, hükümeti e, 500. yıl dönümü kutlamaları için çok büyük hazırlıklar yapmışlar. Çok değişik branşlarla böyle hmm. e, coşkulu bir şekilde kutlamak için. Evet. Ve e, uzun süre devam etmiş bu hazırlıklar. Evet. Fakat sonunda ne olmuş biliyor musunuz Atabey? Evet. Efendim İngiltere e, devreye giriyor. Diyor ki Yahu artık ya artık NATO'ya da girdik diyor. NATOdayız. Biz artık kardeş olduk. Yunanlılar da kardeş olduk. Tamam, ne Siz ilgisi bunu var. evet. Bu kutlamaları şey yapın. Kutlamayın diyor. ...Allah Allah ve, rahatsız olmuşlar. Ve, evet. Aa. Ve yapılan bütün hazırlıklar sıfıra iniyor. Ve o 500. yıl kutlaması. Çok sönük bir şekilde geçiyor. Hı. İşte o gün bugündür. Dikkat edin, İstanbul Fethi'nin şeyleri ne olur resmi olarak devlet şeyse hiç karışmaz Hı. efendim. Sadece belediyeden vilayetten iki temsilci, bir de garnizondan bir şey, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrine gidip bir dua ederler. ...öyle olurdu. Evet. Yani öyle bir geçiştirilirdi. Herkesin dikkatini çeken bir... E, ...kutlama şekliydi. Hmm. Son senelerde... ...özellikle... E, Mer ...bu Cumhurbaşkanı... E, ...Erdoğan Başbakan iken de... ...ilk defa e, böyle... ...29 Mayıs... İstanbul'un fethinin kutlamalarına bir ağırlık vermeye başladılar. İşte bu, bu, bu nedir daha, evet. e, gemileri böyle e, temsili olarak evet. e, karadan yürütüp e, halice indirmeleri vesaire. İşte e, o gün bugün e, kutlamalar e, bu şekilde gelişti. Evet. Şimdi bu ne demek atabey? Yani Ayasofya'ya... İstanbul'un fethini Başta Amerika olmak üzere Avrupa kesinlikle kabul etmiyor. Yani bunu e, artık herkesin bunu bilmesi lazım. Ama tarihi bir evet. gerçek. Evet. Ama ya bunu, yani bunu inkar kabul etmemek. Evet. Aynen öyle. Bakın ben size bir husus daha arz edeyim. E, i̇şgal zamanı 1918 yılında biliyorsunuz Birinci Dünya Harbi'nden sonra. ...İstanbul işgal edildi... Evet. ...Türkiye ve e, hatta... E, ...16 Mart... ...1920 yılında... E, e, ...İngilizler... ...İstanbul'u fiilen işgal ettiler... ...ve hatta... E, ...bu şehzade başında... ...bir karakoldaki... ...askerlerimizi öldürdüler yani... ...hatırlayınız... Ha. ...1920 yılında... bu ser muayedesine göre idi. Bunun 152. maddesi şuydu. Osmanlı ordusu lav edildi. İstanbul'da sadece e, padişahın, sultanın muhafızası ile görevli 700 kişilik bir özel birlik hariç tutuldu. Yani ona İngilizler karışmadılar buna işte mayeti seniye diyorlar mayeti seniye kıtası bakın o dönemde dahi yani ben e, e, Ayasofya'nın İstanbul'un öneminin belirtmek için arz ediyorum o zamanki Fransız e, komutanı e, Ayasofya'nın tepesinde kubbesine çan e, takmaya teşebbüs etti. Bunu haber aldı o zamanki Sultan Vahdettin Han Hı. padişah ve bu emrindeki efendim maiyeti seniye dediğimiz özel taburu oraya gönderdi. E, Ay, evet. evet. E, Ayasofya'nın etrafında sipere girdiler ve kendilerine şu emir verildi. Eğer böyle bir harekete girerlerse Ayasofya'ya içine girmeye, çan takmaya kesinlikle ateş edip karşı koyacaksınız diye ateş emri verildi. Hı. Yani bakın e, Ayasofya'nın efendim e, İstanbul'un e, önemini en çok kim fetheden padişahlar bunu Tabii. anlıyor. Ki o dönemde biliyorsunuz artık İstanbul işgal edilmiş. E, Osmanlı ordusu efendim yani lağvedilmiş. Ve öyle olduğu halde bakın Sultan Vahdettin Han Ayasofya'ya nasıl kendi korumasını, o koruma taburunu oraya görevlendirip kesin emir veriyor. Evet. Bakın bu da Ayasofya önemli. Camii'ne evet. bir halel evet. getirmeyin şey olursa aynen öyle. Karşılık verin, ateş açın. Aynen Oraya öyle. kimseyi sokmayın, evet. düşman askerini evet. sokmayın. Evet. evet. İşte bu kutlamalarla ilgili böyle bir e, hatıra var. Bir bunu şimdi böyle e, İngilizlerin devreye girmesi sadece e, İstanbul fethiyle ilgili değil. Bir olay daha var. Onu da arz Lütfen edeyim. Lütfen efendim. E, tabii. Vaktimiz var. Bizim işimiz bakın, gücümüz tarihi ha, Bakın zaten. efendim. Evet. Bizim e, birinci dünya harbinde dokuz cephede savaştık. Bunu hep geçmiş programlarda ayrıntılarıyla arz etmiştim. İki cephe hariç. Biri Çanakkale biri Kutul Ammare. Bunlar iki zaferle neticelendi ama harbin neticesine tesir etmedi. Çanakkale'yi biliyoruz. Her sene kutlanıyor. Evet. Kutül Ammare'de her sene kutlanıyordu. Kut bayramı diye biz talebeyken emekli e, generaller vardı. Onlardan duyardık. Ya kut bayramı kutlardık falan diye. Bu kut bayramı da yani Kütül Amare'nin e, hmm. Nisan 26 Nisan efendim 2010 yılında yani Çanakkale zaferinden aşağı yukarı bir sene sonra kazanılmış bir zaferdir. Evet. Yani Amare'nin bir özelliği İngiliz İngiltere tarihinde hiç böyle büyük bir hezimet böyle bir mağlubiyet görmemiş İngiltere. Bakın 13 tane demek ki oraya geliyorlar. 13 evet. tane general hmm. 850 subay 13.300 İngiliz askeri esir edildi Kütül Ammare'de. Neresi Kütül Ammare'de? Bağdat'ın güneyi. Basra'yla evet. Basra e, Basra'yla Bağdat arasında Dicle'nin kenarında bir yer. Kütül Ammare zaferi evet. bu kutlanıyordu. Büyük bir zaferdi. Aynı Çanakkale gibi. İşte aynı NATO'ya girdikten sonra İngilizler burada da devreye girdiler. Ya artık kardeş olduk, NATO'ya da girdik. Bu Kütül Amare'yi e, de kutlamayı bırakın dediler. gidiyor. O, onu da esir bıraktırdılar. Et, esir ettiğimizin Aa, fotoğrafı var orada. Aynen. Öyle. Evet. Aynen. Öyle. İşte <laughs> hem İstanbul Fethi'nin hem de Kütül Amare'nin kutlama şeyleri bu şekilde İngiltere'nin müdahalesiyle bu kutlamalar Ortadan kalktı. Evet, Şimdi evet. dünkü kutlamaları görünce bunları hatırladık evet. ve e, ilk defa e, dünkü kutlamalarla böyle coşkulu bir şekilde özellikle gençlerin bu kutlamalara Tabii, katılması evet. efendim e, Ayasofya camisinde özel bir gösterim yapılması Tabii. ve bunlar Sultanahmet yani çok, Meydanı'nda falan muhteşem gösteriler, görseller, fotoğraflar vardı. Aynen Bence bugün böyle yani, e, evet. aman aman gazetelerde de güzel bir şekilde yer almadı o şeyler. Birçok gazetede Maalesef, yok var. Evet. E, ama e, görsel medyada gördüm ben. E, fena değildi. Keza o Atatürk Havalimanı Millet evet, Bahçesi evet. orada mesela toplanan ha. kalabalık 1 milyona... 1 yani. milyona aşkın aşkı. bir çizgi gibi kalabalık. Bil. Evet. Aynı yeni kapıdaki 15 Temmuz'dan sonra ki e, şey, Ağustos ayında evet. yapılan kalabalık gibiydi. Evet. Yani. yani İstanbul Fethi'nin evet. ne kadar önemli olduğunu falan evet. anladıkça kavradıkça bu kutlamalara tabii evet. katılımda çok oluyor. Olacak. Orası Aynen. da İstanbul'un çok güzel efendim nefes alacağı bilhassa evet. Avrupa Yakası'nın nefes alacağı dünyanın üç ya da beş büyük... E, ...parka arasına girecek, o parkta da evet. e, adımlar atıldı, e, fidanlar dikildi, evet efendim. İşte insan Şimdi... arzu ediyor Ata ve evet. sadece e, hükümetle, resmi e, devletle beraber... ...bütün muhalefetin de buraya iştirak etmesi, bu coşkuya katılması gerekirdi. Hı. Ama maalesef işte bunu e, Bazı evet, ideolojik evet. sahipler evet. var, o, evet, bu Veya yüzden efendim. Dışarıdan böyle, e, evet. Ba, ba, Pekala, e, batıllarımız bunu tasvip etmez. Evet, evet. Aynen. Onu aynen. söyleyelim, adını koyalım Yani Peki arzu gibi. ediyor insan. Evet. Böyle milli menfaatlerle, evet. bütün devleti, milleti, herkesi ilgilendiren tarihimizden, ecdadımızın bize intikal eden büyük bir mirasına evet. bu şekilde bütün topluca iktidarıyla muhalefetiyle eee üye üye İşte o ta kutlamak gerekiyor. O orada bir yani. biliyorsunuz tarihi bir bütün olarak kabul edersek o olur. Ee, ama e, batılılarımız diyoruz ya içimizdeki batıllar bunu evet, hazmedem, evet. kusura bak. Yani evet, Peki, efendim. buyurun efendim. Buyur. Şimdi biz Boğaza Boğaz devam gidelim, edelim. Boğaz'ın geçen hafta arz edildiğim evet, yalıları Boğaz istendeki yalıları özellikle çok önemli. Evet. Hangi yalı Şöyle, ne kadar büyük şu yapılış tarzı mimarisi evet. buyurun evet. efendim kendine has bir mimarisi var Boğaz içinin evet. efendim yalılarıyla askeri tesisleriyle binalarıyla Hı -hı. tabiatıyla bitki Tabii. örtüsüyle işte e, erguvanıydı Morsalkıydı, manolyası vesaire Hele bu Selvil bu servileriyle evet. evet. ve ayrı bir e, ayrı bir Boğaz içi kültürü bir Boğaz içi medeniyeti oluşmuş ha. bu Osmanlılar döneminde. Evet. Yani Boğaziçi İstanbul medeniyeti evet, ya da kültürü. Evet. İstanbul fethedildikten sonra bu oldu yoksa Bizanslar döneminde Boğaz içi işte terk edilmiş manastırlar birkaç tane de balıkçı köyünden ibaretti. Ha. Bunların artık yaz kış oturulur hale gelmesi hep Osmanlı döneminde yani. Mesela e, önümüzdeki programlarda e, her semti anlatırken mesela e, Kanlıca'yı da arz edeceğim. Tabii, mesela Kanlıca e, ismi nereden geliyor? Benim aklıma yoğurt efendim, geliyor. Bakın efendim. ha. Ama o mudur gerçeği şimdi, bilemiyoruz tabii. hayır efendim. Bakın Kanlıca e, Kanuni sultan Süleyman döneminde oraya Anadolu'dan getiren e, yer şeylere Türkmenleri yerleştirirken kanı arabalarıyla e, oraya e, intikal etmişler. Bu uzun süre almış. Kağını, ara olmuş. Ara o kanı arabalar Kanlıcı olmuş. Aynen. Yani İstanbul semtlerinin böyle hep bir ayrı özelliği var isimlerinin. Tabii. isimleri de tarihi. Bunların şey hepsini hepini anlatacaksınız. Aa, onlar. Vallahi Sen heyecanlanıyorum. Sırası gelince Tabii. bunları işte ben bir örnek olarak söyledim. Tabii çok Biraz güzel. sonra Karaköy'den bahsedeceğiz mesela. Ha. Karaköy ismi de nereden geliyor gibi devam edeceğiz. Şimdi, Şimdi biz, biz evet hangi yalılara... Böyle, evet. özellikle böyle bir yalılara devam edelim. Şimdi bakın atalar dikkat çeken yalılar. Ha. Boğaz içindeki yalıları böyle birkaç sınıfı ayırmak mümkün. Hı hı. Birincisi e, bizzat padişah sarayları nedir o? İşte Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçük Su Kasrı. Bunlar gerçekten e, çok şatafatlı, gösterişli yapılmış, hı hı. günümüze kadar intikal etmiş. Niye? Çünkü devletin büyüklüğünü gösteren haşmetini haşmetini gösteren Anladım. yal. Bunun için yapılmış. O zamanlar aslında yerden belli evet, O zaman Avrupa'da bunlar e, geçerliydi. Hmm. Dikkat edin Avrupa devletlerinde de Avusturya, Macaristan, diğer e, imparatorluklarda Fransa'da da değil Fransa'da mi? Tabi. bunlar var. Keza İngiltere'de şey öyle saraylar var, evet. Aynen öyle. Tabii. Şimdi sonra e, sultan ve şehzadelerin sahil sarayları var. Bunlar daha böyle ikinci sırada, Hı. sade, mütevazi... ...yani bize e, okullarda anlatıldığı gibi böyle e, lüks, şatafatlı değiller. Evet. Görüyoruz mesela e, önümüzdeki programlarda bunları göreceğiz. Daha sonra vezirlerin ve devlet ricalinin... ...yaptığı e, sahil saraylar var... Hı hı. ...üst kademe memurlarının yaptığı... ...bir de tüccar ve esnafın... ...özellikle kapalı çarşıdaki... ...efendim... E, Sarra, ...saraf ve... E, ...kurumcuların efendim... Tabii. ...bankerlerin, evet. sarrafların yaptığı... ...çünkü ekonomik düzeyi... ...ortaköy de, geçtikten sonra... Evet. ...solda Aynen genelde öyle. dikkat çekiyor. Bir işte buna reaya yalıları falan diyorlar... ...işte bu şekilde bir... sınıflandırma. ...sınıflandırmak... ...reaya re re yani re -ya. ne demek reaya... ...yani vergiden ha. muaf olanlar... E ...şeklinde... ...o evet. zamanki ifade bu... Evet. ...yani bunlar daha çok böyle esnaf... Ve sarraf ve bankerler bunlar. O işte zaman da mı böyle ya... vergiden muaflar e, Evet, bunlar. bir kısım öyle. Öyle evet. mi? Bir kısım derken. Askeri olmayanlar daha doğrusu, Anladım. askeri olmayan, efendim e, hazineden maaş almayanlar. Ha. ...reaya dedikleri şeyler bunlar... Hı. ...yani hazineden maaş almayanlar... ...yani vezirler gibi... ...üst... Rica, üst ...devlet ricali gibi değil... Evet. ...bakın bunlar reaya yalıları... ...diyorlar bunlara... ...bugün dahi var... ...Tarabya'da, Arnavutköy'de, Yeniköy'de... E, ...bu reaya yalıları... ...günümüzde var... ...şimdi... ...bu boğaz içindeki semtler... ...de adeta paylaşılmış... Öyle söyleyelim. Mesela Hanedan mensupları istedikleri yerlerde yalı, köşk, sahil saray yapabiliyorlar. Mesela daha çok bunlar böyle Beşiktaş, Ortaköy, Kuru Çeşme sahillerini e, tercih etmişler. Mesela Sadrazamlar, vezirler, bebek tarafında ilmiye sınıfı, gayr Rumeli Hisar taraflarında. Ee, ...o semti seçmişler... ...mesela Ahmet Cevdet Paşa var... ...meşhur Kısası Enbiya'nın sahibi... ...bizim e, Hakikat Kitabevi'nin yayınladığı... ...Faydeli Bilgiler kitabının yazarı Ahmet Cevdet Paşa... ...o Bebek'te otururmuş... ...o Bebek'teki ana caddenin ismi... ...bugün de Ahmet Cevdet Paşa Caddesi'dir... ...onu değiştiremediler bakın Bebek'teki ha. o cadde böyle bir özelliği var. Bebek Şimdi Bebek parkının üstündeki evet, o şeyde tamam yani, orada yaz levhası Arnavut var. Köyle, Bebek biliyorum. arasındaki Tabii. o ana caddenin cadde. ismi Ahmet Cevdet Paşa Caddesidir. Orada oturmuş işte o dönemde o şekilde ki Ahmet Cevdet Paşa gerçekten ...hem Marif Nazırlığı yapmış... ...Adalet Nazırlığı yapmış... ...çok kıymetli kitapları var. Fıkıh Halimi Kısası, aynı zamanda. Aynen, evet. Kısası Enbiyası var... ...Osmanlı Tarihi var... Aynen. ...Sultan Abdülhamit Han ona... Ee, Osmanlı tarihinin yazılmasını vazifesini vermiş ama ömrü vefat etmiyor. 1895 yılında ne kadar vefatına kadar şey peygamberler tarihi. Evet, Yesası yani. evet. Enbiya ki bugün bütün edebiyatçılar Tabii. bugünkü Türkçenin e, esasını orada okuyun. Öğrenin derler yani Tabii. o kadar güzel bir üslupla yazılmış Hı -hı. o kıs kısası Embiya Ahmet Cevdet Paşa o dönemdeki bütün devlet vesikalarını ve şeylerini o imlası ve kalemi de kuvvetli olduğu Tabii. için hatta o zaman mesela Mecelle'nin komisyon başkanlığını da yapmış ha. biliyorsunuz. Bugün dahi bir hukuk abidesi diyorlar evet. ona, mecellenin efendim yakın zamana kadar İsrail bile bunu uyguluyordu mecelleyi. Hmm. İşte o komisyonun da başkanlığını yapmış evet. Ahmet Cevdet Paşa. İşte bu, bu vesileyle biz böyle Boğaz'ı anlatırken tarihi yani olayları yaşam? da böyle Aa, ama dile getiriyoruz yani şahsiyetler ve hayatlarıyla, evet. çalışmalarıyla ilgili evet. ortaya koyduklarıyla evet. ilgili çok önemli. Evet. evet. Yani buradan ben dinleyicilerimize hatırlatıyorum Hakikat Evi'nin... faideli bilgilerine Ahmet Cevdet Paşa. okurlarsa hmm. orada bu kısası Enbiya'dan alınmış çok özel bölüm var ve hmm. 50 sayfa kadar okumalarını tavsiye ediyorum aynen o üslupla alınmış hiç değiştirilmemiş okurken hayret ediyorsunuz bundan 150 yıl önce nasıl bu cümleler kurulmuş bu Türkçe bu şekilde ya. yazılmış bugün bile ve... anlaşılıyor. En doğru tarihi, en doğru kısası enbiya peygamberler tarihini yazmış Ahmet Cevdet Paşa. Evet, evet bu vesileyle onu da anmış Allah olduk. Allah gani gani i̇şte rahmet etsin. O bölgede inşallah. okumuş. Peki efendim Şimdi... kısa bir reklama Peki. gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu konum. Boğaz içinde gezmeye devam edeceğiz. Gezintimize devam edeceğiz. Bebek'te Ahmet Cevdet Paşa'yı e, yakaladık. Öyle değil mi efendim? Evet. Tarihçi, fıkıh evet. alimi Aynı Aynen zamanda öyle. Paşa, paşa değil evet, mi? Efendim. Bir deha. Evet. E, ondan söz ettiler ama kısa bir reklam arası sonrasında birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili izleyenler evet. tekrar birlikteyiz. E, Tegar FM'de emekli kurmay Albay Ziya Burcuoğlu konum ve Boğaz içine gezintimizi sürdürüyoruz efendim. Evet eee Bey yalılardan bahsediyorduk. Dedik ki bir de yalıların renkleri var. ...çok değişik renkler var... ...onu da kısaca Herkes arz edeyim... ...herkes istediği rengi boy boyayabilir boy boyayamıyor. mi? ...boyayamıyor... ...çünkü orada yerleşmiş bir düzen var... ...bir adet rengi, var... Yalı nedir? ...mesela Kimin... aşı rengi diyorlar... Hah. ...bunlar böyle kırmızı renklidir... Hmm. ...bu yalılar... Devlet mensubu olanların, vezirlerin yalılarıdır. Bugün hala var mesela 7 8 Hasan Paşa yalısı Tabii, var. Aynı aşı renginde de. Benim evet hemen, e, e, görünüyor. Hekimbaşı yalısı var. Aynen öyledir. Bu geminin girdiği, girdiği evet, değil, onlara e, sırası geldiği zaman arz tabii, İşte onlar aşı rengidir. Bunlar beraber bunlar böyle devlet memurlarının, yezirlerin devlet ricalinin yayı, yayı, yalılarıdır. Açık renkli olanlar var. Daha çok böyle Müslüman eee Müslüman tabaanındır. Bir de gri renkli yalılar var. Gri renkli hı hı. Arnavutköy'de falan büyüklere de vardır. Onlar daha çok gayrimüslimlerin ...yalılarıdır, yabancıların ...yalılarıdır... eski karakol Böyle, duvarı evet. renklerinde. Aynen evet. Öyle, evet. Şimdi Ata Bey bir de e, şimdi bilinmiyor. Siz de bilmezsiniz belki. Evet. Deniz hamamları vardı Boğaz içinde. Ben hatırlıyorum. Tövbe bismillah. İlk defa evet. Efendim. Resimleri var efendim Denizin 60 yıllara kadar. Mı? kadar denizin kenarında halkın denize girmesine müsait olan yeri ha. deniz hamamı şeklinde ahşap şeylerle ayırmışlar Bunlar vardı plajlar Bunu ben hatırlıyorum 60'lı yıllarda biz Kulel'de okurken ben büyük derede bir de salacak önlerinde bu iki e, e, deniz hamamı vardı orada Hı. denize giriliyordu bunu e, hatırlıyorum hamamı. evet hatta bir kısmı hanımlara ayrı bayanlara ayrı erkeklere ayrı efendim. hatta bazı e, büyük dere ve e, Tarabya'daki bazı e, büyük e, yalıların önünde de küçük böyle deniz banyosu vardı. O e, oradaki yalıp personelin de mi? Yani e, kapalı üstü kapalı ama kenarı havuz gibi. E, tabii. Anladım. Kapanıyor deniz, deniz yani, denizin ben. kenarına tabii. hemen e, şeylerle e, kapatılıyor, kapatılıyor kitlerle. kitlerle. Kitle. Resimleri var. Eski resimlere bakarsanız bunları görüyorsunuz. Yani deniz hamamı. Şimdi bunu kimse bilmez. Evet. Şimdi, şimdi yok evet, çünkü. Tabii. Evet 60'lı yıllara kadar. Ee, bu böyleydi. Şimdi Ata Bey bakın Boğaz içindeki yalılar tabi haneden hanedan yurt dışına e, çıkarıldıktan sonra e, bu e, yalıların büyük kısmı bu hanedan üyelerine ait. Tabi. Fakat yurt dışına çıkarıldıktan sonra bu güzelim tarihi yalılar, kasırlar, sahil haneler, Yalılar, kime kaldı efendim el mi değiştirdi tutanın elinde kaldı ha, tutanın elinde. adeta yağma edildi yani mesela kuru çeşmedeki sultan yalıları var bu Medya Sultan'ın hatta Enver Paşa'nın da oturduğu o yalılar ...Balta Limanı yalıları... ...Sultan Vahdettin yalısı ki bugün... ...mesela o yalı... ...Sultan Vahdettin yalı Çengelköy'de... ...restore edildi, ha, evet. kullanılıyor... ...ben hatırlıyorum... ...biz talebeyken orası adeta böyle esrar keşlerin e, yuvası halindeydi yani Çengelköy'de, o e, köyde tabii tepesinde. olduğum için evet, onu biliyorsun. çok iyi biliyorum evet çok berbattı evet şimdi biz, turistler geliyor gruplar evet, halinde evet. gelmiyorlar ve cumhurbaşkanı evet. da misafirlerini tabii. orada e, biz e, kulede okurken orayı e, o haliyle görürdük gider hmm. e, yayan e, o tepeye çıkar oradaki esrar keşleri görür o güzelim yalanın öyle terk edilmiş halini tabii. o haliyle üzüntüyle seyrederdik. Şimdi Ata Bey tabii e, Boğaz içinde e, eskiden bütün e, ulaşım kayıkçılarla, kayık esnafıyla sağlanıyordu. Evet. Ne zamana kadar 1845 1850'lere kadar Şirketi Hayriye ismiyle bir şirket kuruldu ve yolcu ve e, yük taşıma işi ona görüldü. Artık yani bu şirketi aileye Kol kurulduğu zaman kayıplarla. idi. Evet, i̇di, evet. Şirketi aileye kurulunca aşağı yukarı 70'e yakın böyle irili ufaklı yolcu vapurları e, hizmete girildi efendim ve bu e, o Boğaz'ın hem Anadolu hem Rumeli yakasında Karadeniz'e kadar ulaşım sağlandı. Hatta o dönemde kayıkçı esnafı şirket şirketi ailenin e, kurulmasına karşı çıktılar çünkü e, işleri önleniyordu efendim tıpkı hani matbaa geldiği zaman Hattatların e, hattatların karşı çıkması gibi he, biliyorsunuz o dönemde yüz bine yakın İstanbul'da e, hat Osmanlı hattat var. Matbaa çıkınca işsiz kalıyorlardı. Tabii. Kayıkçı esnafı da öyleydi. Hmm. Şirketi ayrıya e, çıkınca evet. bir kısmı tabii e, ne oldu? E, i̇şsiz, i̇şsiz kaldı. kaldı. Evet. Şimdi şirketi ayrıya 1954 yılına kadar e, devam etti. Hı <laughs> Sonra işte İstanbul Belediye şehir atlarına e, döndü ama yine o vapurlar hizmete devam etti. Biz talebeliğimizde o vapurları hatırlıyoruz. Hatta bir kısmı e, çan, yandan çarklıydı. Çarklılar mıydı? Evet, aynen öyle. Bir önemli özelliği de şirketi Airey'nin dünyada ilk defa ata bey arabalı vapur seferleri. İstanbul Boğazı'nda kullanıldı, yapıldı. Allah Allah. Düşünün. Bunu da o zamanki şirketi Hayriye... Arabalı Vapur. Arabalı Vapur'u ilk defa şirketi Hayriye şirketi... ...onun başındaki o çok bu şirketi böyle e, ayakta tutmuş... ...uzun yıllar e, şirketin müdürlüğünü yapmış. İngiltere'ye evet e, ısmarlıyor, tarif ediyor... ...ve oradan ısmarlayan yandan çarklı arabalı vapurlar... Yakın zamana kadar 60'lı yıllara kadar İstanbul'da Kabataş, Üsküdar arasında çalışırdı. İşte dünyada ilk defa arabalı vapur da Boğaz içinde çalışmıştır. <laughs> evet, Böyle bir özelliği var. Şimdi Ata Bey devam edelim. Evet. tabi İstanbul Boğazı'nın, Boğaz içinin efendim şairler bestekarlar evet. şiirler yazmışlar şarkılar bestelemişler evet. vesaire zamanı gelince onları okuyacağız Tabii mesela, mesela bir tanesi var De, diyor ki boğaziçi ile ilgili boğaziçi şen gönüller yatağı her bucağı aşıkların otağı yamaçları sanki cennetin bağı mehtabı hoş güneşi hoş günü hoş boğaziçi herkesi eder hoş diye <gülüyor> ...efendim <gülüyor> böyle... E, ...şiirler Mesle var, şarkılar var... Oturmuş ...yani var, evet. Boğaziçi... ...medeniyetinin böyle bir özelliği var... ...şimdi e, Atabey... E, ...başlangıcından itibaren... <laughs> ...köprülerden bir başlayalım... Evet. ...bakın bugün... kullanıldığı ...kullandığımız Galata Köprüsü var... ...bu köprünün esas ismi... ...Mecidiye Köprüsü'dür... ...Sultan Abdülmecit Han... ...1845 yılında... ...Eminönü ile Karaköy arasına... ...bunu inşa ettirdi... Bugün buna biz Galata Köprüsü diyoruz. Bu değişik zamanlarda tamir edilmiş. En son merhum Özal döneminde yeniden yapıldı. Evet. Şu anda kullanılıyor. Efendim, bu köprü 1930 yılına kadar paralıydı hem yolcu hem hayvan geçişlerinden Mururi Mururiye ismi verilen bir para alınıyor öyle kullanılıyordu bu e, Galata Köprüden Köprüsünden evet. evet. Sonra Unkapanı Köprüsü var onun da ismi Mahmudiye diye Köprüsü o da Sultan II. Mahmud 1837 tarihinde e, inşa ettiriyor ...Haliç'te Unkapanı ile Azap Kapı arasında efendim e, bu köprünün de özelliği gelip geçenden bundan ücret alınmıyor. Allah Galata Allah. Köprüsü gibi değil. Onun için bu köprüye Hayratiye Köprüsü ismi de verilmiş. Daha sonra Galata Köprüsü inşa edilince oradan paralı geçiş yapılıyor. Hem yolcu hem hayvan geçişi. Efendim, efendim bu e, Unkapanı Köprüsü de yapılırken açılır kapanır şekilde yapılmış ki Haliç'teki tersanelere gemilerin Gemiler giriş çıkış yapıldı. Evet. Son devirde yeniden yapılmış efendim e, Unkapanı ismiyle bugün hala devam ediyor. Şimdi Unkapanı ismi İstanbul semtlerinin e, isimlerinin hep tarihi bir özellikleri var. Tarihi bir olayı, Geçmişi tarihi vardır. bir... E, Hadiseyi hatırlatıyor. Şimdi bu Osmanlı döneminde de temel gıda maddelerinin pazarlandığı bir han var o bölgede efendim. Yani eski İstanbul'da yağ, bal, ipek gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin kontrolü burada dört tane büyük han var. Burada yapılıyormuş. Yani bir nevi bu gelen malların kontrol istasyonu gibi. Evet. Şimdi kapan da e, kapan demek kantar demek. Yani Arapça geliyor oradan geliyor efendim. E, büyük kantar yani gelen mallar yurt içinden yurt dışından burada e, kontrol ediliyor e, tartılıyor kantardan ondan sonra efendim kontrol edildikten sonra onay verildikten sonra tahsil edildikten sonra muhtelif yerlere dağıtımı yap. İşte un kapanı ismi de buradan geliyor. <laughs> Çok evet. Güzel. Efendim, Şimdi bir e... de e, Haliç Halıç Köprüsü var. Bu da daha yakın. Bu eee Şişhane ile işe ara e, Haliç arasında metro istasyonu yapıldı ya e, bahçe şeyle Galata Heh, e, nedir tabii. Ile yeni kapıyla Hacı ile. Osman evet, evet. metrosu kesintisiz devam etsin diye Haliç üzerine bir de bu iki köprü arasında burası yapıldı. Yapılmış. Böylelikle Haliç köprülerini baş... şimdi geldik Eminönü'ne. Şimdi, Eminönü şimdi evet. oraya gelmeyelim haftaya başlayalım. Peki. Eminönü, Eminönü bitmez Önünden. çünkü. Evet. Yani, Valide Camisi var. Tabii onlar onlar evet. çok büyük yapılarda bir de hakikaten sosyolojimizde evet. önemli yerleri vardır. Evet. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz önümüzdeki ha. hafta Emin Önünden evet, başlayacağız. başlayacağız. Devam hani, edeceğiz. Romanik Türk filmlerine de. deme, evet. değil mi Konu olmuş ya da oradan başlanmış ya. Emin Önüne evet. sıkalamayalım anlatın evet. efendim. Evet. Lütfen. Evet, e, emekli kurmay Albay Ziya evet. Burcu'na tekrar teşekkür ediyorum. Bize ağlansüre süren sonuna geldik. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.